Merhaba retro oyun severler. Geçen bölümde Alko Friba'nın yolladığını söylediğim paket elime ulaştı. Bu bölümde o paketin açılışını yapacağız. Paketin içerisinde bir Game Boy Advance SP aksesuar seti var arkadaşlar, 50 parçalık. Söz konusu aksesuar setini daha önceleri sırf meraktan satın almak istemiştim birkaç sefer ama o sıralarda hep farklı öncelikleri ağır bastığı için bu aksesuar setini satın almayı defalarca ertelemiştim. Meğer kısmet Alko Friba'dan hediye olmasıymış. Kendisine cömert davranışından dolayı teşekkür ediyorum. Bir kere şöyle bir paket hazırlayıp PTT'ye kadar gitmek bile başlı başına bir iştir sonuçta. Yani içi boş olsa bile bu paketi PTT'ye götürmek gerçekten büyük bir zahmet. Teşekkür ediyorum. Şimdi birlikte açacağız. Ha, bu arada içerisinde Kerem'in de yazdığı bir not varmış. Onu açıkçası aksesuar setinden daha çok merak ediyorum şu anda. Kerem'in 4 yaşına yeni girdiğini söylemiştik. Hemen paketi açalım ve şu notu ve aksesuar setini bir görelim. Yalnız hakikaten dana gibi paketmiş. Kesinlikle haklı bir ölçüde kolimiz. İçerisinde de bir notumuz var. Cengiz abi iyi seneler. Kerem diye imzalamış. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Gerçekten çok ince bir davranış. Yaşından beklenmeyecek bir incelikte. Çok teşekkür ediyorum. Bunu kesinlikle saklayacağım. Dosyamla bir yerlere gidecek. Kesinlikle kaybolmayacak. Şimdi kutumuzda ne varmış? Bu kutuyu şu anda açar mıyım bilmiyorum ama içerisinde gayet faydalı parçaların olduğunu da görüyorum. O zamanlar buna deyip değmeyeceğini de bilmiyordum açıkçası sahibi olmanın. Bakalım içerisinde neler varmış. Şöyle arka tarafından size bir göstereyim. Daha sonra bu paketi açtığımda da sizi bu konuda bilgilendirmeye çalışırım. Şöyle bir zoom yapalım. En başta Game Boy Advance'ınızı daha rahat bir şekilde tutabilmeniz için bir kol seti var arkadaşlar. Game Boy Advance'ınızın altına tutuyorsunuz ve tıpkı bir PlayStation 2 kolu gibi yanlardan kavrayarak tutuyorsunuz. Eğer çok dandik bir şey değilse kesinlikle rahat bir tutuş sağlayacaktır. Çünkü Game Boy Advance SP yetişkin elleri için biraz küçük bir konsol. Ama çok sevdiğim bir konsol olduğu için böyle bir şey gerçekten işime gelir. Yan tarafında hemen Game Boy Advance'ınızın sesini arttırmak için stereo hoparlörler var. Game Boy Advance'ınızın ekranının üstüne takıyorsunuz sanırım. Hemen yanında şöyle bakalım. Hemen yanında Game Boy Advance'ınızı darbelere karşı koruyan, yani tabii ki bunların hepsini tırnak içerisinde söylüyorum. En ufak bir fikrim yok fonksiyonelliğiyle ilgili. Işıklı büyütecimiz var bir tane. Bir tane araba şarjımız var Game Boy Advance'imizi araçta şarj edebilmek için. Bir tane koruyucu ekran lensimiz var. Acil durum şarjımız var. Yani anahtarlık şeklinde bir şarj. İçinde piller var. Game Boy Advance'imizi dışarıda da piller sayesinde kalem pillerle şarj edebiliyoruz. Plastik Game Boy Advance kutusu var arkadaşlar. Bu herhalde anti-şok sleeve ile aynı şey değilmiş. Pardon, Game Boy Advance kılıfı var plastik bir tane. Sanırım kemerinize falan takabilmek için bir tane klips var, mandal var. Yanında çeşitli desenlerde Game Boy Advance stickerları var. Çok çizik, çok kirli Game Boy Advance'lerde bunların işe yaradığını daha önceden görmüştüm. Tabii ki desenler her zevke hitap etmeyebilir. Oyun kartuşlarınızı saklamak için 4 oyunluk bir kutu var. Boş kutular da var arkadaşlar. Game Boy Advance oyunlarınızı saklamak için 8 tane. Hemen yanındakine bakıyoruz. Game Boy Advance taşıma kutusu var. Kulaklıklar var. Sol tarafa baktığımızda.
Şarj adaptörümüz var. Yedek bataryanın ölmesi durumunda kullanabileceğiniz bir yedek batarya var. Belki de bu batarya zaten ölmüştür. Bunun yılını falan bilemiyorum açıkçası. Hemen arkada elektriği Game Boy Advance'den alan bir tane radyo var. Sesini Game Boy Advance'ın hoparlöründen mi veriyor, sadece kulaklıktan mı veriyor açıkçası hiçbir fikrim yok. Eğer pil kapağınızı kaybederseniz veya pil kapaksız bir Game Boy Advance'ınız varsa bir tane pil kapağı var kullanabileceğiniz. Arkadaki giriş çıkışları kapatan ve darbe önleyici plastik parçalar var, arkadaki slotlara giriyor. Faydalı olabilir tabi ama bilmiyorum yani, denemeden pek bir yorum yapamayacağım. Yine darbe koruması amacıyla 4 tane küçük, açıkçası bunların nereye takıldığı konusunda da bir fikrim yok. İncelemek lazım. Darbe koruyucu 4 tane plastik var. Game Boy Advance'inizin pil kapağıyla uyumlu olduğunu tahmin ettiğim bu aksesuarlarla kullanabileceğiniz bir tornavida ve 4 tane de vida var arkadaşlar. Büyük ihtimalle arkadaki kapağı söküp aksesuarı oraya monte ediyorsunuz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, içerisinde eğer işe yararlarsa, yani kalitelilerse, gerçekten işe yarayabilecek çok faydalı şeyler var. Bu arada şu anda fark ediyorum, ben bir sırayı atlamışım az önce. Hemen onları da göstereyim size. Şöyle Game Boy Advance'inizi tutup taşıyabileceğiniz iki tane kordon var. Game Boy Advance'inizin kenarına takıyorsunuz. Bilgisayarınızı Game Boy Advance'inizi pardon bilgisayarınızdan şarj edebilmeniz için bir şarj kablosu var. İki Game Boy Advance'ı bağlamak için link kablosu var arkadaşlar. Game Boy Advance'inizin arkasındaki kulak aksesuar girişini kulaklık çıkışına dönüştüren bir dönüştürücü var. Açıkçası bu bende var ve kullanıyorum. Gayet faydalı bir ürün. Normalde özel Game Boy Advance kulaklıkları çok pahalı çünkü. Yani kaliteli bir şey almak istediğinizde. Böyle bir aksesuarla istediğiniz kalitede kulaklık kullanabiliyorsunuz. Mini joystick bu Game Boy Advance'inizin üstüne geliyor arkadaşlar. D-pad yerine joystick mantığıyla kullanıyorsunuz. Baş parmağınızı üstüne yerleştirip. Ne kadar faydalıdır, yine ne kadar fonksiyoneldir bilemiyorum. Birkaç tane de kaybolması durumunda veya kırılması durumunda sanırım kullanabileceğiniz bazı yedek stickler var sanırım bu sete ait. Veya üstüne yerleştiriyor da olabilirsiniz bilemiyorum, şunun üzerine kapak şeklinde. Dediğim gibi bu paketi açınca size hepsini tek tek gösterip kullanışlılıkları hakkında fikirlerimi söyleyebilirim. Şimdilik bununla bitirmek istiyorum arkadaşlar. Bir sonraki video, bir önceki videonun devamı olacak. Yani Tetris Plug and Play cihazın içindeki programı, içindeki oyunu göreceğiz. Oyunların türlerine vesaire bakacağız. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.